Şimdi sırada iddialı bir konu daha var. Patron kim? Eğitin, tasarlayın, kullanın. Konuşmasını yapmak üzere Vairo Business Development Manager Burcu Mercan Günal ve Vairo Managing Partner Emin Budağ'ı sahneye davet ediyorum. Selamlar herkese. Öncelikle şunu söylemeden edemeyeceğim. Bir yapay zeka etkinliğinde bu kadar yoğun bilgi olması beni heyecanlandırdı. Ekibimi de ayrıca motive etti. Ben Vairo AI kurucu ortağı Emin Budak. Ben de Burcu Mercan. Vairo AI'da Business Development Manager olarak çalışıyorum. Biliyorsunuz bu etkinin teması her şey bir soruyla başlar. Peki o soru neydi? 1998 yılında Google'a bir ananas nasıl kesilir mi? Ya da sonrasında Facebook'ta ilkokul arkadaşımı bulabilir miyim mi? Bilmiyorum, her şey olabilir. Ama akıllarda tek bir soru var. Patron kim? Herkes yapay zeka alanında lider olmak istiyor. Hatta bazıları bu alanda lider olduğunu bile düşünüyor. Son birkaç zamanda teknoloji şirketlerinin söylemiş olduklarını paylaşmak istiyorum. Microsoft CEO'su yapay zeka çağında lider olacağız. Meta CEO'su yapay zeka alanındaki lider çalışmalarımıza ek olarak üretken yapay zekada lider olmak. Tesla CEO'su Tesla gerçekten dünyada önde gelen yapay şirketlerinden biri. Dijital devler artık dijital devlet olduklarını söylemeye başladılar. Öyle ki bir sosyal medya şirketi bir görevi başındaki bir siyasetçiyi adeta siyaset hamlesinden silerken farklı bir teknoloji firması bir ülkeyi tehdit etmekten çekinmedi. Dijital devler tek tek artık patron biziz diyor. Peki gerçekten öyle mi? Bugün size üretken yapay zeka konusunda heyecan verici bir startup olan Vairo AI'dan bahsediyor olacağız. Patron kim sorusunun yanıtı, Vairo AI'nin misyonunu ve sunduğu çözümleri anlamamıza yardımcı olacak. Yapay zekanın alt bileşenlerine baktığımızda makine öğrenme, doğal dil işleme, büyük dil modelleri, bulut bilişim ve büyük veri gibi farklı teknoloji tek platformda birleştirdiğini görüyoruz. Aslında tek platformda birleştirmeyi Vairo AI yapıyor. Makine öğrenme fonksiyonlarını bulut ortamında kolay erişebilir hale getirmek, yapay zeka dünyasına yeni bir yaklaşım sunuyor. Bu, kullanıcıların farklı teknolojilere ihtiyaç duyduğunda, farklı kaynaklara başvurmak yerine tek bir çatı altında işlerini halledebilmelerini sağlıyor. Bizim amacımız, yapay zeka geliştirmeyi herkes için erişebilir hale getirmek. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Ürünlerinizi yapay zeka fonksiyonlarıyla ileriye taşıyın derken biz bu işi en kolay yoldan API'ler aracılığıyla yapılacağını düşündük ve o şekilde tasarladık sistemi. Siz bir yapay zeka fonksiyonu olarak mesela chatbot sistemini ürününüze entegre edebilirsiniz. Örneğin bir fitness uygulaması yaptığınızı düşünürsek kullanıcıların alışkanlıklarına göre ya da geçmişine göre yapay zeka chatbotunu eğitim yaparak ona özel cevaplar, daha kişiselleştirilmiş bir asistan hizmeti verilebilir. Bu da zaten ürünün piyasada öne çıkmasına olanak sağlıyor. Biz sistemi tasarlarken öncelikle yapay zekadaki en büyük problem bu ekran kartlarının maliyetleri ve temin edilmesi. Bizim burada kendi data center'da cihazlarımız var, GPU farmlarımız var. Biz aslında gelen istekleri orada işleyip daha sonra kullanıcıya dönüyoruz. Kullandıkça öyle bir modelimiz var. Saniye başı bir ücretlendirme üzerinden. Aylık ya da yıllık herhangi bir ücret olmuyor. Kullanıcı başlattığı işlem ve bitiş zamanına bakarak saniye başı ücretlendiriliyor. Bu yüzden giriş maliyeti oldukça düşük. Öğrenme kolaylığı, biz zaten yapay zeka modellerini kendi ekibimiz argeleyip testlerini yapıp parametreler halinde API'lerle size sunuyoruz. Bu konuda da yani çok hızlı bir şekilde aslında bu fonksiyonlara erişilebilir hale getiriyoruz. Sistem üzerinde binlerce açık kaynak modeller var.
Bunlar haricinde Wire AI ekibinin geliştirdiği, train ettiği modeller de mevcut. Örnek vermek gerekirse Türkçe konuşabilen bir chatbot. Sadece modeller resim üzerine değil, text to text var. Bir sesi yazıya dökme işlemi var. Ya da text to speech var modeller arasında. Biz kolay ve hızlı başlangıç olabilmesi için çoğu dille bunun sample'larını hazırladık ve kendi sitemiz üzerinden test edilebilir hale getirdik. Bunun haricinde yapay zekada bir diğer sorun ekran kartları haricinde depolama da oldukça önemli. Çünkü üretken yapay zeka dediğimizde sonucunda bir resim ya da video ya da bir text çıktısı veriyor ve bunların bir yerde saklanıp müşteriye servis edilebilmesi lazım. Biz bu hizmeti de ayrıca bütünleşik olarak sistem içinde kullanıcıya sunuyoruz. Yapay zeka günümüzün teknoloji madeni. Teknolojinin yeni madeni. Biz diyoruz ki gelin bu madeni birlikte işletelim. Pek çok kavram girdi hayatımıza. Bunlar neler? Mesela prompt engineering, machine learning, data scientist. Evet, bunlarla mesela prompt engineer'larla gelir üretimi yapabilirsiniz. Ya da data scientist, machine learning'cilerle kendi modellerini oluştururken belki de milyonlarca satış yapacak bir uygulamanın parçası olabilecekler. Hatta belki ortağı olabilecekler. Yani diyoruz ki gelin prompt yeteneklerinizi kazanın. Modelinizi yaratın. Yarattığınız modeli Wire Prompt Marketplace'e koyun. Kullanım başına gelir elde edin. Diğer tarafta belki de size tanık olmuşsunuzdur. Amerika'da, İtalya'da, pek çok ülke ve kurumda, devlet dairelerinde ChatGPT kullanımı yasaklandı. Bunun sebebi de aslında veri ihlalinin ortaya çıkması. Yani bir veri ihlali tehlikesi var. Biz bununla birlikte size ne sağlıyoruz aslında? Wire Local'u, yapay zeka sunucularımızla birlikte yerinde kurulum hizmeti size verebiliyoruz. Böylelikle veri ihlalinin önüne geçiyoruz. Yani verileriniz bizde güvende. Onun haricinde bütünleşik yazılımlarımızı vererek size aslında tak çalıştır modelini size sunuyoruz. Öte yandan evet bu cihazları satın alabilirsiniz ama maliyetlerin yüksek olduğunu farkındayız. Dilerseniz bu cihazları kiralayabilirsiniz ya da leasing modeliyle yani kiralayarak yavaş yavaş ödeyerek de sahip olabilirsiniz. Peki biraz da iş dünyasına gelelim. İş dünyasına yapay zeka nasıl kullanılır? Sizin ihtiyaçlarınıza Wire olarak nasıl yanıt bulabiliriz? Sektörlerden, problemlerden ve çözümlerden aslında biraz da bahsetmek isteriz. Finans. Finansta mevzuat değişikliklerini takip etmek oldukça zordur. Bu mevzuat değişikliklerini aslında biz tespit ederek, yorumlayarak el elem ile sonuç çıkarabiliyoruz. İşe alım süreçlerinde sınavları, seviye tespit sınavlarını, video görüşmelerindeki duygu durumlarını analiz edebiliyoruz. Sanayide, asla sanayi demeyeceğim. Bunu daha geniş bir kavram alacağım. Sadece iş makinesi demek doğru olmaz. Belki tüketici makineleri demek daha mantıklı. Yani bir sanayi iş makinesi de olabilir. Fakat bir klima da olabilir. Bunların üzerine QR kod koyduğunuzu hayal edin. Ve oradan kullanım ya da bakım kılavuzlarına erişin. Perakende de ürün görsellerini otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Bu yeni ürünler eklediğinizde veya mevsimlere uygun kampanyalar düzenlediğinizde oldukça işe yarayacaktır. Mağazaya gelen müşterilerin daha çok nerede vakit geçirdiği, onların duygularını analiz ettiğinizi hayal edin. E-ticarette müşterilere ürünlerin kişileştirme fırsatı verin. Bu gıdada, ev dekorasyonunda, tasarımda, takıda oldukça size yardımcı olacaktır. Ürün incelemelerini analiz ederek ürün önerilerini sunabilirsiniz. Bu da aslında müşteri deneyimini oldukça geliştirmeye fırsat sunacaktır. Yapay zeka birçok sektöre dokunduğundan dolayı diğer dört madde haricinde bir dört maddemiz daha listelemişiz. Otomotiv sektöründe belki kişiler kendi araçlarının rengini, iç dizaynlarını tasarlayabilir hale gelebilir. Araçlar yapay zekaya önce bir train işlemi yaptırılıp daha sonra aracın dizaynından kopmadan bir tasarım hizmeti verilebilir. Bunun harici araç içinde bir kullanım kılavuzu sunulabilir.
Tabii bu bildiğimiz kılavuz kılavuzu olarak değil, aslında kılavuza soru sorabildiğiniz bir chatbot olarak düşünebilirsiniz bunu. Yani aracınız bir yerde arıza veriyordur, bir ışık yakıyordur, onu sorabilirsiniz araca. İnşaat sektöründe ise iç mekan tasarımları ve dış mekan alternatifleri üretilirken bu hizmet kullanılabilir. Text to image sayesinde. Sağlık sektöründe zaten şu anda da yavaşça kullanılmaya başlandı. Teşhis yardımcıları olarak kullanılıyor. Belki ilerleyen zamanda hastalıkları, tedavilerini, tavsiyelerini veren bir sistem haline de gelebilir. Medya eğlence sektöründe ise şu anda zaten oyun sektöründe kullanılmakta bu. Oyun karakterlerinin tasarımı ya da işte bir sahne tasarımı gibi konularda yapay zekayı kullanıyorlar. Film yapımcıları, bu sosyal medya videoları, motionları da olabilir. Bu konularda da görsel efekt eklemek için, frame'leri tasarlamak için yapay zeka kullanılabilir halde. Patron kim sorusu VAR'ı için sizce açıkça cevaplanmıyor mu? Burada patron sizsiniz. VAR'a yapay zeka dünyasına erişimi genişletmek ve teknolojiyi daha erişebilir kılmak, üretmek için burada. Bizim de bu yolculuğa katılmanızdan memnuniyet duyarız. Teşekkürler. Teşekkürler. VAR ekibine tekrar bu güzel sunumları için teşekkür ederiz.